Teşekkürler. Biz meme sağlığının en konforlu hali diye aslında kendimizi tanımlıyoruz. Ben Zeynep. Ben de Alara. Anne kız bir yolculuğa çıktık aslında. Trivi'nin kuruluşu şöyle, ismi 3 tane W'nun bir yere gelmesinden oluşuyor. Biz What Women Want, kadınlar ne ister dedik. Bundan iyi iki kadın olarak biz biliriz diye yola çıktık. Kadın problemlerine odaklanmaktı ilk çıkış yolumuz. Ve çok fazla problemimiz var ne yazık ki kadınlar olarak. Zaten hayata bir sıfır geride başlıyoruz. Ama kendi yaşadığımız sorun olan meme sağlığına doğru bir şekilde kaymaya başladık. Çünkü biz evet anne kızız ve Alara doğduktan sonra benim memelerimde riskli kitleler olduğunu öğrenmiştik. Ve işte Alara şu anda 25 yaşında. 25 yıldır düzenli olarak ben doktor kontrollerine gidiyorum. Zaman zaman ufak operasyonlar geçirmem gerekti. Hiçbir zaman kanser teşhisi almadım ama hep böyle kıyısında, köşesinde dolaştım bu işi. O sebeple aslında giyilebilir bir teknoloji geliştirdik. Trivi Smart Patch dediğimiz bu meme sütyenlerin içindeki kupa benzeyen bir akıllı giysimiz var. Ve bir platformumuz var. Telefonumuz aracılığıyla bizimle iletişim kuran akıllı bir sütyen diye tanımlıyoruz aslında biz ürünümüzü. Peki neden meme sağlığı? Yani tamam bu sorunu yaşıyoruz. Meme sağlığı ile ilgili bildiğimizde şöyle güzel bir gerçek var. Erken tespit edildiğinde tedavi edilebilir bir kanser türü meme kanseri. Ama her yıl dünyada 700 bin kadın hayatını meme kanseri yüzünden de kaybediyor. O zaman biz geç kalıyoruz. Neden geç kalıyoruz ve hayatımızı kaybediyoruz diye aslında her şey başladı. Bu kadar yıldır doktor kontrolüne düzenli giden biri olarak bile doğru zamanda doğru o evde kendi kendine muayeneyi yapmadığımı fark ettim ben de bu süreci araştırırken. Kadınların büyük çoğunluğu ne zaman nasıl muayene yapacaklarını bilmiyorlar ya da hiç yapmıyorlar. Ve ardından gitmeleri gereken doktor kontrollerine de otomatikman gitmiyorlar. Bir ihmal etme, bir geriye atma gibi bir süreçleri var. Dolayısıyla biz de dedik ki o zaman biz kadınlara ne zaman muayene yapmalarını gerektiğini, nasıl muayene yapmaları gerektiğini anlatan bir ürün çıkaralım. Ve kişiselleştirilmiş öneriler, yani bu her kadının kendine özel bir meme muayenesi zamanı var. Bu aklımıza estiği gibi herhangi bir zamanda yapacağımız bir şey değil. Menstrual döngümüze göre hepimizin özel bir meme muayenesi zamanı var. Biz mobil uygulamamızla size aslında bunu hatırlatıyoruz. Diyoruz ki bugün senin için meme kontrolü yapmak için güzel bir gün. Ardından Trivi Smart Patch'imizi spor sütyenin içine yerleştirdikten sonra nasıl meme muayenesi yapması gerektiği konusunda kadınları yönlendiriyoruz görsel olarak. Ve yaptıkları muayenenin görsel bir haritalandırmasını yapıyoruz. Dokunduğu her noktayı telefonun ekranında görüyor ve herhangi bir rahatsızlık hissediyorsa, eline bir şey gelip gelmemesi önemli değil, herhangi bir farklılık hissediyorsa, ayna karşısında baktığı zaman bile bunu nerede gördüyse telefonunda bunu aynı Google haritalarda olduğu gibi işaretliyor ve bunu bir arşiv oluşturuyor. Ve ardından düzenli olarak doktora gitmesi yönünde hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Kadınlar doktora gittikleri zaman ellerinde bu geçmiş aylara ait arşivle gidiyorlar. Çünkü bizim büyük problemlerimizden biri doktorla kurduğumuz iletişimin çok da sağlıklı olmayışı. Ben hep şunu söylüyorum, doktorlar, sağlık çalışanları çok profesyoneller ama biz çok amatör hastalarız. Biz profesyonelleşelim, kendi bedenimizi tanıyalım, kendimizi doğru ifade etmeye öğrenelim ve ondan sonra doktor-hasta ilişkisini de daha sağlıklı ve daha konforlu geçirelim istiyoruz. Burada da aynı şekilde dokunduğumuz her noktayı görselleştiriyoruz. Peki giyilebilir teknoloji ne? Biz giyilebilir teknoloji yapıyoruz. Dünyada böyle bir akım var. Giyilebilir teknoloji pazarı denilen bir pazar var. Türkiye bunun neresinde? Biz bunun neresindeyiz? Giyilebilir teknoloji dediğimiz şey insanlar tarafından giyilebilen teknolojik aletlerin genel adı. Farklı sensörlerle farklı taramalar yapar. Giyilebilir teknolojinin evrine baktığımız zaman dünyada aslında ilk başlangıçları 1500'lerden hatta çok daha eskiye gidiyor ama benim aldığım yerde hani bir başlangıç noktası böyle belirtilmişti. Bu köstekli saatlerden itibaren başlayan bir süreç aslında.
Kolyenin ucuna takılan bir saat, işitme cihazları. Yani aklınıza gelen birçok alanda aslında giyilebilir teknoloji var. Dediğim gibi işitme cihazından işte adım ölçereye, akıllı saate varana kadar birçok alanda var. Ancak sıkıntı şöyle bir şey, bizim de yaşadığımız bir sıkıntıydı bu. Tekstille donanımı yani elektroniği, teknolojiyi bir araya getiren çok fazla ürün yok ve burada bir yol haritası da yok ne yazık ki. Biz bunu ilk yaparken kendi teknolojimizle çok böyle gururlandık. Bunu ilk biz yapıyoruz, patenti de bizde, dünyada ilk biz yapıyoruz diye ama o kadar sancılı bir süreç ki bu Ar-Ge süreci yapıyorsunuz sonra tekrar başa dönüyorsunuz çünkü varmak istediğiniz yere varamamışsınız ya da bambaşka bir yere gitmiş. En başa dönüp tekrar yapmaya başlıyorsunuz. Tabi burada bir diğer sıkıntı da benim hep çağrısını yaptığım bir şey işte sanayi kuruluşları birçok kuruluşta özellikle tekstil şirketleri, tekstil firmalarının Ar-Ge'lerinde biz çalışmak ve onlarla birlikte bu ürünü geliştirmek için çok çalıştık. Ama ne yazık ki olumlu geri dönüşler olmadı ve biz bunu aslında 3 kadın yaptık diyebiliriz. Alara, ben ve tasarımcımız, endüstriyel tasarımcımızla çalışan bir ürünü yarattık sonunda. Burada Femtech pazarından biraz bahsedeceğim ama bu konuda Alara'ya söz veriyorum. O bayağı bir uzman bu konuda. Ben de biraz Femtech'ten bahsedeyim istiyorum. Aslında bence giyilebilir teknolojilerin Femtech alanında çok fazla olması hiç tesadüf değil. Çünkü kadınlar olarak daha fazla aksesuar takma eğilimindeyiz. Ve yanımızda taşıdığımız cihazlar daha fazla. Mesela biz bir çanta taşıyoruz ve o çantanın içerisine koyabileceğimiz şeyler erkeklerin ceplerine sığan şeylerden daha fazla. Dolayısıyla aslında Femtech pazarında çok büyük bir aslında dijital ürünlerdense giyilebilir teknolojilerin olduğunu görüyoruz. Peki Femtech ne? Açılımı aslında Female Technologies diye geçiyor. Yani kadın sağlığı teknolojileri olarak çevirmemiz lazım. Ama işte Female Technologies dediğimizde kadın teknolojileri oluyor. Burada çok değişik bir araştırma var. Araştırma dediğim hani tamamen bilime falan dayanmayan ama hani sokağa işte eline bir mikrofon alıp çıkıp dolaşan Femtech analistlerinin yaptığı çalışma bu. Sokağa çıkıp sizce kadın teknolojisi, Femtech nedir ve kadın teknolojileri nelerdir diye sorulduğunda aslında hiç olmayan, Femtech'le alakası olmayan şeyler söylenmiş. Mikrofon uzatıldığında Femtech nedir diye sorulduğunda söylenen şeyler çok acı bence ama işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, Dyson elektrikli süpürge gibi ev aletleri olarak söyleniyor. Ama aslında Femtech'in bununla alakası yok. Rahmi olan her insanın kullanabileceği cihazlar, teknolojiler olarak geçiyor. İşte buna örnek vermek gerekirse, işte buna hijyenik pet dahil, telefonumuza indirdiğimiz menstrual döngü uygulamaları dahil, menopoz destek grupları dahil ve bizim ürünümüz Trivi Smart Patch dahil. Şimdi şöyle geçeyim. Neden Femtech önemli? Çünkü biliyorsunuz ki bir toplumda bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliğe rağmen kadın tüketiciliği dediğimiz şey erkeklere göre daha yüksek. Yani aslında ekonomik olarak bir eşitsizlik var. Paranın gücü bizde değil. Ama yıllar geçtikçe ve para bize doğru da yani iş gücünde eşitleşmeye başladıkça para harcamaya başladık ve bu harcadığımız para aslında Amazon'a girdiğinizde veya işte Trendyol'a girdiğinizde erkeklerin aldığı ürünlerden çok kadınların aldığı ürünlerin daha fazla olması, daha çeşitli olmasına sebep oldu ve dolayısıyla daha çok kadın tişört alternatifi varken daha az tişört ya erkek tişört alternatifi olmasına sebep oldu. Ve Femtech pazarında şu anda dünyada en hızlı büyüyen pazarlar arasına soktu bu. Neden? Çünkü kadınların sağlık olarak konforunu öne çıkaran, sağlıkta konforunu ön plana koyan ürünler maalesef çok az. Ve kadınlar olarak pek çok anatomimiz dolayısıyla invazif süreçlerden geçiyoruz. İşte doğum olsun, doğum sonrası, emzirme olsun, doğum dışı süreçler olsun, bir muayene olsun, örneğin jinekolojik muayene olsun, çok fazla invazif ve rahatsız edici süreçlerden geçiyoruz.
Dolayısıyla bu ürünleri üreticileri, tasarımcıları da erkek olduğu için bu tarihin gelişiminden kaynaklı, yani kesinlikle şey yapmıyorum burada, erkek nefreti falan yok yani, maalesef tarihin gelişi dolayısıyla aslında o müşterinin yerine geçemeyen tasarımcılar tarafından geliştirilen ürünler olduğu için inanılmaz bir konfor sıkıntısı var ve dolayısıyla çok fazla femtek ürünleri gelişmeye başladı. İşte doğurganlık, menopoz, mental sağlık, cinsel sağlık ve kanser gibi hastalıklar da oluşmaya başladı. Görüyorsunuz bu aslında en büyük, en hızlı büyüyen pazarlardan birisi femtek pazarı. Alt sektörlere bakıyorsunuz bir sürü logo var ama burada hiç bir Türk şirketi yok. Bu iki yıl önceden alınmış bir harita ama bu yıl bir tane Türk şirketi var, o da Trivi. Bunu da söylemek istiyorum özellikle. Peki sektörde neler oluyor? Kazaklıktan sakın alkışlamayın. Sektörde neler oluyor? Çok şaşıracağınız için bunu anlatmak istedim. 2010 yılında ilk defa FDA, yani Amerika'daki Sağlık Bakanlığı diyelim ve aslında global pek çok kararı etkileyen FDA, ilk defa kadınlar için özel ilaç çalışmalarını başlattı. Yani biz bir minoset içiyoruz, bunu genel bir araştırma yapıyorlar ama hormonları tamamen farklı işleyen, farklı anatomide bir kadının, bir kadın grubunda fokus çalışması yapılmıyor. Bu çok korkunç bir şey aslında ama ilk defa 2010 yılında başlanıyor. 2013 yılında ilk defa rektal biçim mobil uygulama başlatılıyor. Biz bunu ajandalarla ve kendi hislerimizle takip ediyorduk. Ama alternatiflerine baktığımız zaman toplum su içmek için bile hatırlatma uygulamaları bulunuyor. 2016 yılında emzirme, hamilelik ve menopoz için ilk ürünler çıkmaya başlıyor. Biz yıllardır süt pompaları kullanıyoruz ama inanılmaz rahatsız ve işler, mesela iş yerindeyken bunları kullanmakta çok zorlanıyoruz. İlk defa sessiz emzirme cihazları oluyor ve ilk defa 2019'da kanser için ilk startup oluşuyor. O grupta da biz varız. Evet, bu arada paylaşımlar.